Erdoğan'ın talimatıyla dar ve orta gelirliye konut desteği verilecek. Konut fiyatlarının özellikle pandemi döneminden bu yana hızlı bir şekilde artış göstermesi pek çok kişinin ev alma hayallerini suya düşürdü. T yandan 1 Temmuz'da kalkan kira zam sınırı sebebiyle piyasada gergin bir hava hakim. Hükümet dar ve orta gelirli ev almayan vatandaşların yanında. Yeni bir konut projesinin hazırlanacağı öğrenildi. Hazine Maliye Bakanlığı ve TOKİ desteği ile üretilecek yeni konutlardan kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar CNN Türk'ten Ece Altuğ tek tek aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan sunum sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sorunu için yeni çözümler üretmesi için talimatlandırıldı. Bakanlığın üretmiş olduğu çözümlere de desteği TOKİ verecek. Erdoğan'a rapor sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti MYK toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda ekonomiden sorumlu Nihat Zeybekçi önemli bir rapor hazırlayarak Erdoğan'a sundu. Zeybekçi, raporu hazırlamadan önce 7 bölgedeki milletvekilleri ile tek tek görüşerek vatandaşların ihtiyaçlarının yer aldığı bir rapor hazırladı hazırlanan acil durum raporunda özellikle dar ve orta gelirli grubun ev almadığı ve konut alımında parasal açıdan sıkıntılar yaşandığı yer aldı. Konuta erişim imkanı artırılacak. Konuya ilişkin geçtiğimiz yıl hükümet orta vadeli program kapsamında konut sektörü için dikkat çeken mesajlar vermişti. O dönem yapılan açıklamada şunlar denilmişti kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacaktır. Vatandaşlar heyecanladı. Vatandaşlar çıkması beklenen %1,20 faizli konut kredisinden ümidini kesmişken Erdoğan'ın verdiği bu talimat vatandaşları heyecanlandırdı. Hazine Bakanlığı'nın hazırlayacağı çözümlere Toki destek verecek. Bu şekilde dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun süreli ödeme kolaylığı olan çözümlerin üretilebileceği öğrenildi.